Bu yayın kaydının bütün hakları TRT Haber'e ve TRT Haber'deki bütün çalışanlara aittir. Bu yayın kaydı 4 Ağustos 2022'de çekilmiş. Konusu ise Balıklı Rum Hastanesi'nde bir yangın. İzliyoruz. Parlamalarla birlikte muhtemeldir ki binanın diğer taraflarına da yansıyor ama bu üst katlarda yansıdığı olduğu için ve yoğun bir duman olduğu için de itfaiye ekipleri an be an müdahalelerini sürdürüyorlar ama onların da görevi çok zor. Çünkü o yukarıdaki duman olduğu gibi aşağıya inecek. Yani onlar da burada bu mücadeleyi çok zorlu bir şekilde veriyorlar ve ekranlarınıza da yansıyor. Çünkü o dumanlar onlar binaya girdiğinde onları da zorla görevlerini yaptırmaya neden olacak. Yoğun dumanlar devam ediyor. Bölgeden son görüntüler devam ediyor. Abdülvahap Kartal'a dönmek istiyorum. Abdülvahap Kartal, neler söyleyeceksin bize? Evet Nilgün Balkaç, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının henüz neden çıktığı bilinmiyor. Biz de hızlı bir şekilde haberi alır almaz olay yerine ulaşmak için yola çıktık. Az bir mesafemiz kaldığını belirtelim. Aldığımız bilgiler doğrultusunda dediğim gibi yangın neden çıktı henüz bilinmiyor. Hastalar ilk etapta yangın fark edilir edilmez. Hastaların bir kısmı kendi imkanlarıyla tahliye edildi, oradan çıktı. Ve yine aynı şekilde bazı hastalar da fedyelerle dışarı çıkarıldı. Tabii alevler özellikle hastanenin çatı katında görülüyor. İtfaiye ekiplerinin o yangına müdahalesi devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi oraya gelmiş durumda. Yine polis ekipleri de hastaneye intikal etmiş durumda. Dediğimiz gibi hastane çalışanları, hastalar binadan tahliye edilmeye çalışılıyor. Dediğimiz gibi hastaların bir kısmı yürüyerek bir kısmı fedyelerle sağlık ekipleri tarafından hastane dışına çıkarılmış durumdalar. İtfaiye ekiplerinin tabii müdahalesi aralıksız sürüyor. Yangının aslında dumanı birçok noktadan görülebiliyor. Maalesef neden çıktığı henüz bilinmiyor. Tekrar edecek olursak Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıktı yangın. Yangının alevli kısmında özellikle çatı kısmında olduğunu söyleyebiliriz. Yangın çıkar çıkmaz da içerideki hastalar ve hastane çalışanları hemen tahliye edildi. Hastaların bir kısmı yürüyerek çıktı hastaneden, bir kısmı da sedelerle taşındı. An itibariyle de itfaiye ekiplerinin hastaneye müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Polis ekipleri de etrafta geniş güvenlik tedbirleri almış durumda. Ama dediğimiz gibi yangın halen kontrol altına alınabilmiş değil. Yangına müdahale aralıksız devam ediyor. Özellikle yangının çatı kısmında etkili olduğunu söylememiz mümkün. Henüz yangın neden çıktığı konusunda da herhangi bir bilgi olmadığını da ifade edelim ve sözü yeniden size bırakalım. Nilgün Balkaç. Abdülvahap'tan sözü alalım. Görüntüler devam ediyor. Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın olduğunu söyleyelim. Bizim de haberci arkadaşlarımız bölgeye hızla ulaşıyorlar ve onlardan da ayrıntıları alıyoruz ama görüntüler dikkat çekici. Biraz görüntülerin üzerine konuşalım. Sonra yeniden haberci arkadaşıma dönmek istiyorum. Görüntüler dikkat çekici. Canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Muhtemeldir ki bir noktada çıkan yangın tüm üst katlara geçmiş durumda. Yoğun alevler ve dumanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Az önce sedyeleri de gördük. Onlarda da destek verildiğini söyleyelim. Bölgeden destek verildiğini de belirtelim. Bu arada da hastaların da dışarı çıkartıldığını söyleyelim. Hemen şimdi ben haberci arkadaşıma dönmek istiyorum. Sıcak gelişmeleri yerinde izliyorlar onlar. Büşra Çelik bizimle birlikte. Büşra'ya soracağız. Zeytinburnu'nda bulunan o tarihi Balıklı Rum Hastanesi'ndeki son durum nedir diye hemen Büşra'ya bakıyoruz. Büşra, neler söyleyeceksin? Sen başından bu yana oraya ulaşmaya çalışıyordun. Biz yoğun bir şekilde dumanı ve alevleri görüyoruz. Müdahale de tüm hızıyla devam ediyor. Ancak anladığımız kadarıyla daha kontrol altına alınmış değil. Sendeyiz ayrıntılarla. Nilgün Balkaç, şunu söyleyebilirim. Henüz kontrol altına alınmış değil yangın. Kameraman arkadaşım Necmi Haztürk hemen o noktayı göstersin. Çünkü dakikalar evvel bu noktada hastalar tahliye edildi. Sağlık çalışanları bu noktadan tahliye edildi. Tabii ki
patlama riskine karşın biz şu anda olay yerine çok fazla yaklaşamıyoruz. Yangının neden çıktığı henüz belli değil. İtfaiye ekipleri halen çatı noktasına müdahale ediyor. Ekipler, polis ekipleri güvenlik önlemlerini artırmış vaziyette. Çünkü yangının patlama riski var, onu belirtelim. Ekipler bizi de bu noktadan dakikalar sonra uzaklaştıracak. Dediğimiz gibi Zeytinburnu'nda bulunan tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 45 dakika önce bir yangın çıktı. Alevler çatıdan yükseliyor. İhbar üzerine bu noktaya benim sayabildiğim şu anda 8'in üzerinde itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. Bina tahliye edildi, onu söyleyelim. İçeride ekiplerden aldığımız bilgi, şu anda herhangi bir kimse bulunmuyor. Dumandan etkilenen kimse yok. Tek sevindirici tarafı bu. Sağlık çalışanlarıyla birlikte hastalar içeriden ekipler tarafından tahliye edildi. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Nilgün Balkaç, şu anda kameraman arkadaşım Necmi Aztürk yangına müdahaleyi gösteriyor. Bir yandan da sağlık çalışanları arka taraftan çıkartılıyor hastaneden. Ama içeride herhangi bir kimsenin bulunmadığını söyleyebiliriz. 12'nin üzerinde itfaiye ekibi bu noktada yangına hem çatı noktasından hem de aşağıdan müdahale ettiğini ben şu anda görebiliyorum. Nilgün Balkaç, gerçekten de bu noktada benim sayabildiğim sağlık ekipleri 10'a yakın hastayı içeriden tahliye etti ve içeride herhangi bir hasta ve sağlık çalışanı bulunmuyor. Bu tek sevindirici tarafı yangından şu an için etkilenen haberini almadık Nilgün Balkaç. Henüz kontrol altında değil. 10'a yakın itfaiye ekipleri personel şu anda, yine sayabildiğim dakikalar evvel, 30'un üzerinde personelde yangına müdahale ediyor. Bu noktadan İlgün Balkaç, şimdilik tabii ki bu noktadan aktarabileceklerim kısıtlı. Çünkü henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dakikalar sonra hastanenin başhekiminden bir resmi açıklama gelecek. Valilikten açıklama bekliyoruz. Bu noktada sıcak sıcak takip ediyoruz İlgün Balkaç ve aktarmaya devam edeceğiz. Büşra'nın bıraktığı noktadan devam edelim. Büşra, elimize resmi açıklama geldikten sonra daha net konuşacağız dedi. Ama şu anda biz görüntüler üzerine ve yaşananları aktarmaya çalışalım. Görüntüler de aslında bize birçok şeyi açıklıyor. Şu anda da ekranlarınıza yansıyor. Yoğun bir şekilde mücadelenin yapıldığını söyleyelim. Aynı şekilde güvenlik şeridinin de oluştuğunu söyleyelim. Güvenlik şeridi oluşturuyor. İçerideki sağlık çalışanları arka kapıdan çıkartılıyor. Hastaların tek tek hastaneden çıkartıldığını, bazılarının kendi imkanlarıyla çıktığını, bazılarının sedyelerle çıktığını, hatta bazılarının tekerlekli sandalyelerinin de az önce çıkartıldığını ekranlarınıza yansıtmıştık. Ancak yangının henüz kontrol altına alınmadığını söyleyelim. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi var, sağlık ekipleri var ve tabii polisin de güvenlik önlemi aldığını söyleyelim. Emniyet güçleri de güvenlik şeridini çekti. Oraya kimsenin girmesini istemiyorlar ve tabii bu arada haberci arkadaşlarımız da bölgeye çok fazla yaklaşamıyor. Az önce söylemiştik, çatı katındaki yoğun duman ve yangın, o yangın muhtemeldir ki tek noktada çıktı ve ondan sonra yayılarak devam ediyor dedik ve bu arada da patlamaların, daha doğrusu harlamaların olduğunu söylüyorduk. Yani çatının bir noktasından diğer noktasına yoğun bir şekilde yangının geçtiğini görüyorduk. Burası bir hastane olduğu için yanıcı maddelerin de olduğunu göz önünde bulundurursak, yanıcı birçok maddenin olduğunu da göz önünde bulundurursak, üst katta çatıdaki yangın, havanın da sıcak olduğunu bir kez daha belirtirsek, yangını kontrol altına almak güç ama bütün itfaiye ekipleri o bölgede çalışmalarını sürdürüyorlar. Hem çatının üzerinde, hem binanın içinde, hem de dışarıdan asansörlerle desteğin verildiğini söyleyelim. Yoğun duman ve alevlerin de sürdüğünü belirtelim ve ilk etapta aslında sadece bir noktadaydı, zaman içinde giderek her yere, çatının birçok noktasına geçtiğini söyleyebiliriz. Çatının neredeyse çok az bir noktası kaldı, tümüyle hasarlı olduğunu belirtelim ve tabii bu arada şu anda da ekranlarınıza yansıyan görüntülerle görüyoruz. Çatıdaki yangın odalardan da alev olarak görülüyor. İtfaiye ekipleri alt kattan içeri girdiler, belli noktalardan içeri girdiler ama şu anda ekranlarınıza yansıyan bu yoğun duman,
Alevleri olmasa da diğer katlarda yoğun duman çok tehlikeli. İtfaiye ekiplerinin zor şartlar altında çalıştığını söyleyelim. Zeytinburnu Belediyesi'nden arazözlerin de bölgede olduğunu söyleyelim. Birçok arazöz var bölgede. İtfaiye ekipleri hem asansörlerle yukarıdan hem de çatının üzerine çıkmışlardı. İlk aşamada çatının üzerinden o desteği vermeye çalışıyorlardı. Ve tabii içeriden o desteği vermeye çalışıyorlar. Gerçekten dikkat çekici görüntüler şu anda ekranlarınıza yansıyor. Zeytinburnu'nda bulunan tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir durumdan yangın çıktığını söyleyelim. Yangına müdahalelerin an be an sürdüğünü belirtelim. Balıklı Rum Hastanesi'nde olan bütün hastalar ve tabii doktorlar, sağlık çalışanları, herkesin de tahliye edildiğini belirtelim. Şu anda en büyük hedef hastanedeki yangının bir an önce söndürülmesi. Ancak o yangın söndürülürken birçok noktaya da sirayet ettiğini söyleyelim. Yani üst katlarda sirayet ettiğini söyleyelim. İlk gelen görüntülerde odalarda bu kadar yoğun bir yangın yoktu. Ama şu anda odalarda da bütün katlarda, üst kattaki odalardan da yoğun duman ve yoğun yangının alevlerin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda ekranlarınıza yansıyor bu görüntüler. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Az önce de söyledim. Burası bir hastane. Yanıcı, patlayıcı maddenin olması çok büyük olası. Tabii bu katta da varlığı önemli. Çünkü her katta o maddelerin olduğunu söyleyebiliriz. Onlarla birlikte yeni patlamalar olmaması için ve habercilerin de korunması için haberciler çok yakına geçemiyorlar. Güvenlik şeridinin oluştuğunu söyleyelim. Emniyet güçleri orada bir güvenlik şeridi oluşturdu ve o güvenlik şeridiyle de birlikte an be an olaya müdahale ediyor. Bir yanda itfaiye ekipleri alanı da boşaltmaya çalışıyor. Orada bulunan çalışanlar, vatandaşlar, park halindeki araçları, kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki araçları da kaldırmaya çalışıyorlar ki onunla da bir alevin gelmesiyle birlikte yangının büyümesinin önüne geçilmesi için. Yoğun duman şu anda da ekranlarınıza yansıyor ve haberciler de gelirken de söylemişlerdi. Bu yoğun dumanın birçok noktadan görüldüğünü söylemişlerdi. İlk etapta sadece üst katın belli bir bölümündeydi. Bir anda bakıyoruz ki üst katın belli bölümü neredeyse kül oldu. O alan tümüyle kül oldu. Ve alevler başka noktalara sirayet etmiş durumda. Yine üst katta, alt kattan da o müdahalenin sürdüğünü söyleyelim. Hem alt kattan müdahale sürüyor hem üst kattan müdahale sürüyor ama itfaiye ekibinin de görevinin zor olduğunu bir kez daha belirtmekte fayda var. Çünkü bu yoğun dumanda hem o asansörlerle yoğun dumana anında müdahale ediyorlar hem de içeriden müdahale ediyorlar. Hatta çatının üzerinden bile müdahale vardı. Gerçekten can hıraç bir mücadele var içeride. Zeytinburnu'ndaki bu tarihi Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangının bir an önce kontrol altına alınması ve bir an önce son bulması için ama riskli olduğunu söyleyelim. Dumanı görüyorsunuz. İtfaiye ekipleri, o asansördeki itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde su sıkıyorlar. Bölgeye su veriyorlar. Alevleri söndürmeye çalışıyorlar. Ama onlar da o dumanın içindeler. Yine aynı şekilde binanın içindeki itfaiye ekipleri de o dumanın içindeler. Bu şunu gösteriyor bize, çok riskli bir ortamda çalışıyorlar. Bölgedekilerin de çok riskli bir ortamda olduğunu söyleyelim. İçerideki hastaların ilk aşamada hemen bazılarının kendi imkanlarıyla çıktığını, bazılarının sedyelerle çıkartıldığını söyleyelim ki bazı hastaların da tekerlekli sandalyelerini çalışanlar dışarı çıkarmışlardı. Muhtemeldir ki ihtiyaç olacak o bölgede. Bazı sağlık çalışanları da arka kapıdan çıkartıldı. Üst katlara çıkmadan alt katlarda tümüyle çıkartıldığını söyleyelim. Ve o müdahale sonrasında şu anda sevindirici bir durum. Tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde kimse yok, onu söyleyebiliriz. Ancak tabii müdahalenin zor olduğunu, itfaiye ekiplerin işinin çok zor olduğunu söyleyelim. Hastane bir kez daha belirtelim. Yangını görüyorsunuz, alevleri görüyorsunuz, her noktaya sardığını da görüyorsunuz. Ekranlarınıza yansıyor şu anda. Yangının sarmasının ve o parlamaların olması hep bir noktadan hemen diğer noktaya parlamalarla geçti. O parlamalar muhtemeldir ki o yanıcı maddeler, ilaçlar, tıbbi malzemeler, birçok unsur var. O yanıcı malzemelerden kaynaklandığını belirtelim. Yoğun bir şekilde müdahale devam ediyor. Biz de ekranlarınıza an be an yansıtıyoruz. Gerçekten dikkat çekici görüntüler olduğunu söyleyelim. Balıklı Rum Hastanesi'ndeki o tabloyu aktarmaya çalışıyoruz. Yangının çıkış nedeni şu an itibariyle belli değil. Resmi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak biz görüntüler üzerinde anlayabildiğimiz, algılayabildiğimiz şekilde sizlere aktarmaya
aktarmaya çalışıyoruz. Ve olay yerinden bize gelen ilk bilgileri sizler için yorumlamaya çalışıyoruz. Bu arada 102 kişi tahliye edildi. Yangına müdahalenin de sürdüğünü söyleyelim. 102 kişi tahliye edildi. Ekranlarınıza son durum olarak da yansıyor. Yangına müdahale devam ediyor ki görüyorsunuz şu anda yangın henüz kontrol altına alınmış değil. 102 kişinin tahliye edilmesi önemli. Şu anda binada kimsenin olmadığını söyleyelim. Sağlık çalışanlarının bir bölümü arka kapıdan çıkarıldı. Bir bölümü hasta sedyelerle çıkartıldı. Bir bölümü kendi imkanlarıyla çıktığını söyleyelim. Bölgedeki tabloyu okumaya çalışıyoruz. Ve şu anda da arazözler ve birçok polis ekibinin de orada olduğunu siz de siren seslerini duyuyorsunuz. Hem muhtemeldir ki polis ekipleri hem itfaiye ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar. İşte bu yüzden de bölgenin boşaltılması çalışılıyor. Çünkü o binaya en yakın şekilde nasıl müdahale edilebilirse, ne kadar çok fazla ekiple müdahale edilebilirse o kadar önemli. Şu anda ekip sayısının çok yüksek olduğunu söyleyelim. Ancak o ekip sayısı yüksek olsa da o müdahalenin zorluklarla devam ettiğini belirtmemizde fayda var. Şu anda ekranlarınıza yansıyor. Tabloyu canlı yayında ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Yansıtmaya çalışıyoruz. Zeytinburnu'nda bulunan tarihi Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın. 102 kişinin tahliye edildiğini söyleyelim. 102 kişinin bir bölümü kendi imkanlarıyla, bir bölümü sedyelerle tahliye edildi. Hatta tekerlekli sandalyelerinde onların çıkartıldığını söyleyelim. Şu anda da anonsları duyuyoruz. Bölgede gerçekten riskli bir durum var. Bu riske karşı bölgedeki kişiler de uyarılıyor. Şimdi hemen dönüyorum. Haberci arkadaşlarımızın sahada olduğunu söylemiştik. Abdülvahap Kartal da bizimle birlikte bölgedeki son durumu aktaracak bize. Abdülvahap, biz gördüklerimizin üzerine anlatmaya çalışıyoruz ama neler oluyor bölgede? Sendeyiz. Nilgün Balkaç, biz hemen olay yerine geldik. Burada tabii büyük bir heyecan var, büyük bir telaş var. Çünkü yangının bir an önce söndürülmesi lazım. Aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda aslında yangının ihtiyar vatandaşlarımızın kaldığı bölümde çıktı, ifade edildi. Ve oradaki bütün ihtiyar hastaların da çıkarıldığının altını çizelim. Aldığımız bilgiler bu yönde. Tabii ki alevler devam ediyor, yangın devam ediyor, yangına müdahale de devam ediyor. Bir taraftan da yangına daha hızlı müdahale etmek için hemen yanımızda inşaat makinesi de çalışıyor, yolu açmaya çalışıyor. Buraya müdahale edecek diğer itfaiye araçları için buradaki yolu bir an önce açmaya çalışıyor. Kameraman arkadaşım bir yandan da tabii hazırlıklarını yapıyor. Ekranlara olabildiğince olayı taşımaya çalışıyor. Burada itfaiye çalışanları da yangını söndürmek için büyük bir çalışma sarf ediyorlar. Hemen yanı başımızda aslında bir iş makinesi bulunuyor. Bu iş makinesi de aslında buraya yapılacak olan müdahalenin daha hızlı yapılması için de diğer itfaiye araçlarına hemen bulunduğumuz noktada bir yol açtı ve buradan da bulunduğumuz noktadan da yanan binaya, yanan yapıya müdahale edilmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Tabii yangının sebebi henüz bilinmiyor. Dolayısıyla neyden çıktığı henüz bilinmiyor. Henüz herhangi bu konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Tabii yangın çıkar çıkmaz hemen hastanedekiler, hastalar tahliye edilmeye çalışıldı. Kimi yürüyerek, kimi sedyelerle buradan tahliye edildi. Kameraman arkadaşım şu an ekranlara getiriyor. Alevler de bir yandan, alevli yangınlar da var. Henüz o noktaya bir müdahale de bulunulmadı. Ancak diğer tarafta, hemen üst tarafta daha yüksek binada ise yangına müdahale devam ediyor. Bu dumanlar gökyüzüne çıkmış durumda. Burası aslında çok eski bir hastane. 1753 yılında bu hastane inşa edilmişti ve 1790'lı yıllarda da aslında bu hastane yine tamamen yanmıştı. Daha sonra yeniden onarılmıştı ve buradaki hastane aslında Rum cemaatine bağlı İstanbul'daki 3 hastaneden biri. Az önce de ifade ettiğimiz gibi aslında ilk yangın hastaların kaldığı bölümdü. Dolayısıyla oradaki hastalar yangın çıkar çıkmaz hemen kurtarıldı. Oradan tahliye edildi. Aldığımız ilk bilgiler doğrultusunda
orada hasta kalmadı. Kameraman arkadaşım Mehmet Bay şu an hem alevleri hem yoğun dumanları hem de söndürme çalışmalarını ekranlara getiriyor. Aslında hemen sol tarafta bütün hastaneyi görebildiğim kadarıyla yangın bütün hastaneyi kaplamış durumda. Hemen sağ tarafta alevler gözüküyor. Sol tarafta söndürme çalışmaları devam ediyor. En sol tarafta ise yine yanmış çatıyı göstermek mümkün. Oraya da itfaiye çalışanlarının soğutma çalışması devam ediyor. Evet, yangın Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkmıştı. Henüz sebebi bilinmiyor. Çatıların büyük bir kısmı yangından etkilenmiş durumdalar. Çökmüş durumdalar ve yangın, alevli yangın halen hastanede devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı haberi almadık, onu ifade etmiş olalım. Yangının yaşlı hastaların olduğu bölümde çıktığı ifade edildi ve yangın haberi alınır alınmaz da oradaki bütün yaşlı hastaların oradan tahliye edildiği bilgisini de aldık. Tabi itfaiye, birçok itfaiye aracı buraya gelmiş durumda ve buradaki yangını söndürmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade edelim. Açıkçası hemen baktığımda şu an benim görüş açımda en az 8 itfaiye aracının olduğunu ifade edelim. Yine polis ekipleri, zabıta ekipleri buraya gelmiş durumda ve etrafta da güvenlik tedbiri almaya çalışıyorlar. Tabi burası aslında 650 yataklı bir hastane, Balıklı Rum Hastanesi. Tarihi bir hastane aynı zamanda. 1753 yılında bu hastane inşa edilmişti. Daha sonra da 1790'lı yıllarda yine büyük bir yangına maruz kalmıştı ve yangın sebebiyle de aslında tamamen yıkılmıştı ve yeniden yapılmıştı. Hastanede 650 yatak bulunuyor. Dediğimiz gibi İstanbul'daki Rum cemaatine bağlı 3 hastaneden biri. Tabi itfaiye araçları, ambulans araçlarının biri gidiyor, diğeri geri geliyor. Çünkü burada hastalar buradan tahliye edildi. Dolayısıyla bir kısım hastanın belki başka bir hastaneye buradan sevki yapılması gerekecek. Dolayısıyla ambulans araçları aralıksız bir şekilde hasta naklettiklerini ifade edebiliriz. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma ya da herhangi bir can kaybı duymadık. Ama şunu ifade etmemiz lazım. Yangın halen devam ediyor. Yangına müdahale de devam ediyor. Zaman zaman da alevler yükseliyor. Zaman zaman sönse de zaman zaman alevler yükselmeye devam ediyor. Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın halen devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tabii ifade ettiğimiz gibi birçok noktadan müdahale etmek için de iş makineleri farklı yolları da farklı yollar yaparak bu itfaiye araçlarının da bu yangına daha kolay müdahale etmesi için yoğun bir çalışma yürütüyorlar. İfade ettiğimiz gibi burada çok sayıda vatandaş da buradan olayı hemen güvenlik şeridinin etrafından takip ediyor. Çünkü bir kısmının muhtemelen burada yakınları var ya da buraya tedavi olmaya gelmişlerdi. Dolayısıyla bir yandan da o telaşın da yaşandığını söyleyelim. Kameraman arkadaşım Mehmet Baş ekranlara getiriyor yapılan çalışmaları. Hemen arka tarafımızda da aslında bir itfaiye aracı evet açılan yoldan bize doğru gelmeye devam ediyor. Araçlar daha hızlı bir şekilde hastanedeki yangına müdahale etmek için en yakın noktaya ulaşmaya çalışıyorlar. Bunun için de yoğun bir çalışma olduğunu ifade edelim. Yine polis ekiplerimiz burada güvenlik tedbiri almış durumdalar. İtfaiye araçları da yangına en yakın noktadan müdahale etmek için, yangını bir an önce söndürmek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade edelim. İfade ettiğimiz gibi şu ana kadar da herhangi bir can kaybı ya da herhangi bir yaralanma olmadığını söyleyelim. Evet, yangın saat 12.40 sıralarında çıktı. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde onu ifade etmiş olalım. Tabii az önce de ifade ettiğimiz gibi bazı hastalar başka hastanelere sevk edildi demiştik. Topkapı Üniversitesi var, oraya sevk edilenler var. Onu da ifade etmiş olalım. Şunu da aktarmakta fayda var. Yangın saat 12.40 civarında çıktı ve yangının çıkış sebebi
henüz bilinmiyor. Onu da aktarmış olalım. İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçeli Evler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri buraya sevk edilmiş durumda. Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Yangına müdahale devam ediyor. Tabii hastane de ifade ettiğimiz gibi hastane de hemen yangın çıkar çıkmaz tahliye edildi. Hastalar tarafından hastaneden çıkarıldı. Kimi yürüyerek, kimi kendi imkanlarıyla, kimi de sedyeyle buradan çıkarıldı. Sağlık çalışanları, itfaiyeleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar yaşları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Yine hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Zaman zaman da ambulans sesini duyuyorsunuz. Aynı şekilde o ambulanslar da yine buradaki hastaları taşımak için aralıksız çalışmalarını sürdürüyorlar. İstanbul Valiliği yetkilileri yangının nedeniyle ilgili şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi. Tarihi binadaki yangın nedeniyle oluşan dumanlar az önce de ifade ettiğimiz gibi İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Tabii ki tarihi bir hastane burası, 1753 yılında inşa edilmişti. İstanbul'daki Rum cemaatine bağlı 3 hastaneden biri. Zannediyorum da an itibariyle havadan da yangını söndürmek için destek çağrılmış durumda. Bir helikopter zannediyorum biraz sonra bulunduğumuz alana su bırakarak havadan destekli söndürme çalışmaları da yapılacak gibi duruyor. Evet, 1753 yılında yapılmıştı bu hastane. 1790 yılında da büyük bir yangına maruz kalmıştı. Sonrasında da bu hastane yıkılmıştı ve yeniden inşa edilmişti. 650 yataklı bir hastaneden bahsediyoruz. 80 hasta yangını çıkmasıyla birlikte buradan tahliye edilmişti. An itibariyle tabi ifade ettiğimiz gibi birçok noktadan, Başakşehir'den, Fatih'ten, birçok ilçeden itfaiye araçları buraya desteğe gelmiş durumdalar ve binayı dört bir yandan bu itfaiye araçları söndürmeye çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım Ahmet Bağış'la birlikteyiz. Hastanedeki yangın olayını takip ediyoruz. Burada şu ana kadar İstanbul Valiliği'nin bildirmiş olduğu gibi herhangi bir yaralı yok, herhangi bir can kaybı yok. Biz buradayız, buradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Her taraftan hastaneye müdahale edilmeye çalışılıyor. Yangın bir an önce, yangının söndürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hemen arka tarafımızda az önce bir yol açılmıştı. İtfaiye araçları için o itfaiye araçları oradan buraya girerek hemen bu noktadan da, bu cepheden de yangına müdahale etmeye çalışıyorlar diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Nilgün Balkaç. Biz de Abdülvahap'ın bıraktığı noktadan devam edelim. Haberciler bölgeye gittikçe de zaten bölgeden resmi açıklamalar da gelmeye başladı. Başhekimin açıklaması önemli. Ölü ya da yaralı olmadığını belirtti. İstanbul Zeytinburnu'ndan görüntüler geliyor. Bu arada havadan da helikopterlerle de müdahale başladı. O görüntüleri bir kez daha yönetmenimizden rica edebilirsem Esat'tan, o görüntüler gerçekten dikkat çekici. Bir yanda itfaiye ekipleri o asansörlerle destek vermeye çalışıyorlar. İçeriden yangının söndürülmesine çalışılıyor. Bir yandan da su taşıyan helikopterlerin bölgede olduğunu söyleyelim. Bölgedeki helikopterler de şu anda ekranlarınıza yansıyor ve o yakın planda da biz de bunu görebiliyoruz. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'ne çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiğini söyleyelim. Balıklı Rum Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye diğer ilçelerden itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin sevk edildiğini söyleyelim. Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Yangın devam ederken hastane tahliye edildi. Sağlık çalışanları ve şu anda da görüyorsunuz helikopterler de bölgede olduğunu belirtelim. Helikopterlerin de bir anda o çatıya su bıraktığını da söyleyelim. Gerçekten önemli. İtfaiye ekipleri ilk andan itibaren o müdahalelerini sürdürüyorlar. Yine aynı şekilde itfaiye ekipleri rahat çalışsın diye iş makineleri yol açıyorlar. O yolları görüyoruz. Az önce de gördük. Belli noktalardan gelip o yolların açıldığını söyleyelim. Ama yeterli olmadı. Yangının kontrol altına alınması için şu anda helikopterlerin de o
orada olduğunu belirtelim. Bir yandan da bölge boşaltılmaya çalışıyor. Helikopter, asansördeki itfaiye ekiplerinin bölgede olduğunu söyleyelim. İçeriden de yangının söndürülmeye çalışıldığını söyleyelim. Sağlık çalışanları, itfaiyeleri, zabıta ekipleri ve vatandaşlar öncelikle ilk etapta yaşlıları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırdı. Hastalar bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. O size ilk başından itibaren söylemiştik. Tekerlekli sandalyelerin hemen çıkartıldığını, hasta bakıcıların, hemşireler tarafından, sağlık çalışanları tarafından çıkarıldığını söylemiştik. Onlara oturtuldu ve sonrasında da bölgeye gittiler, bölgeden ayrıldılar. 650 yataklı bir hastane olduğunu söyleyelim ve şu anda da havadan destekle devam ettiğini belirtelim. Hem habercilerle birlikte tabloyu okumaya çalışıyoruz ama az önce de söyledik. Zeytinburnu Belediyesi'nden de çok sayıda arazözün ve ekibin de orada olduğunu belirttik. Hemen hattımızda Ömer Arısoy var. Zeytinburnu Belediye Başkanı. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Gerçekten çok dikkat çekici bir görüntü. Neler yaşanıyor anlatmaya çalışıyoruz. Hastane olduğu için yanıcı, patlayıcı maddelerin de olduğunu görebiliyoruz. Sayın Başkan, siz neler söyleyeceksiniz? İlk andan itibaren olayı yakından izliyorsunuz. Şimdi efendim önce bir hususu düzeltelim. Zeytinburnu Balıklıurum Hastanesi tek bir monoblok bir yapıdan ibaret değil. Geniş bir alana yayılmış binalardan ibaret bir hastane. Dolayısıyla o yatak sayısıyla ilgili şey endişeye sebebiyet verebilir. Yangın yaşlı ve hastaların bakıldığı bir binada çıktı. 100 civarında bir hastanın olduğunu biliyoruz. Çatıda duman fark edilir edilmez bütün hasta ve yaşlılar tahliye edildi o binadan. Yani Balıklıurum'un yangın çıkan binası tamamen tahliye edildi. Hamdolsun herhangi bir yangından etkilenen bile yok. Hastaların bir kısmı Balıklıurum'un diğer bölümlerinde, bir kısmı da Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle İstanbul'daki diğer hastalara hastanelere nakledildiler. Birazdan yangının tamamen kontrol altına alınacağını umut ediyoruz. Devletin bütün birimleri burada. Hepimize çok geçmiş olsun. Efendim, birazdan yangının kontrol altına alınabileceğini umut ediyoruz dediniz. Bu cümle üzerinden devam edelim isterseniz. Bir noktada başladı. Özellikle yaşlı hastaların olduğu bölümde çıktı. Biz az önce verdiğimiz rakam tüm hastanenin tamamı, kapasitesini evet, söylemiştik. Yani o bölgede yangın çıktı demedik. Biz hastanenin kapasitesini arttırmaya söylemeye çalışmıştık. 102 hastanın da tahliye edildiğini aktarmıştık. Sizin verdiğiniz son dakika bilgisi büyük önem taşıyor. Birazdan yangın kontrol altına alınabilir dediniz. Elinizdeki verileri bizimle paylaşabilir misiniz Sayın Başkan? Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Gözle görülür bir şekilde buradayız. Son bölümde çatıda bir küçük bir yangın devam ediyor. Birkaç dakika içerisinde inşallah soğutma çalışmalarına başlanacak. Efendim Ömer Arısoy, biz gördüğümüz kadarıyla hem binanın içinde bir mücadele devam ediyor o yoğun dumanla birlikte, hem de evet, yukarıdan itfaiye ekiplerinin o asansörlerle desteklerini de verdiğini söyleyebiliriz. Bir yandan da helikopterler devreye girdi. Siz şu anda o yoğun bütünüyle çatıdaydı. Sadece bir bölgede mi kaldı efendim? Bu sadece bu yapıda bir yangın çıktı ve burada söndürülecek inşallah. Hastanenin diğer binalarında herhangi bir risk şu anda yok. Yok, sadece o yangının olduğu noktada sadece bir bölgede kaldı dediniz. Onun evet, onu merak ettiğim için soruyorum. Evet. Şimdi bir kez daha isterseniz bölgedeki insanları da rahatlatmak adına bir kez daha söyleyelim isterseniz. 102 hastanın tahliye edildiğini söyledik. Ölen ya da yaralananın olmadığını belirttik. Sayın Başkan, bir kez daha bu bilançoyu tekrar edebilir misiniz? Sizin de söylediğiniz gibi burada huzur evinde ve bakıma muhtaç hastaların bakıldığı bölümde 102 hasta tahliye edildi. İnşallah birkaç dakika içinde yangın tamamen söndürülmüş olacak. Hepimize çok geçmiş olsun. Biz de çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun diyelim. Siz de an be an oradasınız. Gelişmeleri alıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Yayınımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Ömer Arısoy, Zeytinburnu Belediye Başkanı. Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın söylediği dikkat çekici bir unsur var. Aslında sevindirici bir unsur. Birazdan, kısa bir süre sonra yangının kontrol altına alacağını umut ediyoruz dedi. Ve çatıda çıkan yangının çatıdaki birçok noktaya da sirayet ettiğini söyledi. Huzur evinde, yani yaşlı hastaların olduğu noktada çıktı
çıktığını belirtti. Rakamlar 102 hastanın o bölgeden hemen tahliye edildiğini de söyleyebiliriz. 102 hasta hemen oradan tahliye edildi. Bazıları sedyelerle, bazıları da o çıkartılan tekerlekli sandalyelerle hemen oradan alındı ve başka hastanelere de sevk edildi. Havadan da müdahalenin sürdüğünü söyleyelim. Şu anda ekranlarınıza bölgeden iki farklı görüntü yansıyor. Bir yandan o görüntüler, alevlerin varoluşu ve dumanın yükselişi, bir yanda da yukarıdan da helikopterlerden de destek verildiğini söyleyelim. Çatıdan olduğu için yukarıdan söndürülmeye çalışılıyor, içeriden müdahale edilmeye çalışılıyor. Ama helikopterler bu noktada kritik olduğunu belirtelim. Helikopterler de o dumanın içindeki o alevleri suyu püskürtüyorlar. Önemli olduğunu belirtelim. Belediye başkanının da söylediği gibi binada çıkan yangın, çatıda çıkan yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alınmasını umuyoruz dedi. Bu arada başhekimden de bir açıklama gelmişti. Başhekimde ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Hem resmi açıklamalarla hem de gördüklerimizle sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyelim. Emniyet güçlerinin bölgede olduğunu bir kez daha belirtelim. Bu arada bölgede iş makineleri de var. İş makineleri de bölgede o itfaiye ekiplerine yol açmaya çalışıyorlar. Yol açıyorlar ki hızla o müdahale gerçekleşsin diye. Dumanların Zeytinburnu'nda birçok noktadan da görüldüğünü belirtelim. O yangını biz de ekranlarınıza getiriyoruz. Bir kez daha vurgulamamız lazım. Hastanenin bir bölümünde meydana geldi. Yayınlarımızın başından itibaren zaten o sadece bir bölgede meydana geldiğini söylemiştik. Sadece hastanenin kapasitesinin de 650 kişilik olduğunu belirtmiştik. Fakat sadece bir bölgede yangının olduğunu belirtmiştik. Ki görüyorsunuz görüntülerde sadece bir nokta yok. Birkaç kompleksin yan yana olduğunu belirtelim. 1753 yılında inşa edilmiş bir bina olduğunu belirtelim. Tarihi bir bina, tarihi bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yaşlı hastaların olduğu yerdeydi. Yaşlı hastaların olduğu yerde olduğu için neden, niçin çıktı, tüm bunlar araştırılacak. Ancak bir hastane olduğu için alevlerin hızla sirayet etmesini söyleyebiliriz. Çünkü birçok yanıcı maddenin, ilaçların, yatakların olduğunu söyleyebilirsek bu yoğun dumanın ve parlamaların da binanın belli noktalarına geçişlerinin işte bu nedenle olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü içerideki unsurlar nedeniyle o yoğun yangını, yoğun dumanı görebiliyoruz. Hem yatakların hem oradaki malzemelerin yanması, tabii onunla birlikte yaşlı bakımı için birçok unsur var. Yaşlı bakımına dair birçok unsurun da yine orada olduğunu belirtelim. Cihazlar var. Muhtemeldir ki makineler var. Oksijen makineleri ve daha birçok makine var. İşte bu makinelerin parlamasıyla birlikte de farklı farklı noktalara da geçtiğini söylememiz lazım. Ama sevindirici bir durum, can kaybı ve yaralanma olmadığını söyleyelim. Resmi bir açıklama olarak geldi. Hem havadan helikopterlerle destek veriliyor, hem de itfaiye ekipleri yoğun bir şekilde orada. Emniyet güçleri ilk andan itibaren o bölgedeler ve o bölgeyi bir şerit oluşturdular. O şeritle birlikte de vatandaşların oraya girmesinin önüne geçildi ve içeriden tahliye edilen 102 hastanın da hemen tekerlekli sandalyelerle farklı hastanelere getirildiğini de belirtmemizde fayda var. Sevindirici bir durum. Ölen ya da yaralanan kesinlikle söz konusu değil. Şu anda da yangının tümüyle kontrol altına alınması için tüm çabaların devam ettiğini belirtelim. Yangının yoğun bir şekilde devam ediyordu ama şu anda sadece Zeytinburnu Belediye Başkanı'nın da söylediği üzere aktaralım isterseniz. Yangın sadece çatıda küçük bir noktada kaldı dedi. O küçük noktadaki yangının söndürülmeye çalışıldığını söyleyelim. Hemen bir kez daha sağdaki haberci arkadaşlarıma dönmek istiyorum. An be an biz görüntüler üzerine aktarmaya çalışıyoruz ama oradaki onların izlenimleri büyük önem taşıyor. Hemen devam edelim. Abdülvahap Kartal, neler söyleyeceksin bize? Nilgün Balkaç, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir çalışma alanda devam ediyor. Henüz yangın kontrol altına alındı diyemeyiz. Çünkü burası büyük bir alan. Dört bir taraftan bu binaya, bu hastaneye müdahale edilmeye çalışılıyor. Kameraman arkadaşım Ahmet Bağış ekranlara getiriyor. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde çıktı yangın saat 12.40 sıralarında. Tabii bu arada içeride hasta da bulunuyordu. Yaklaşık 650 yataklı bir hastaneden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hastalar da bulunuyordu. Yangın çıkar çıkmaz hastalar buradan
tahliye edilmeye çalışıldı. Kimi kendi imkanıyla, kimi de seddelerle buradan çıkarıldı ve çevredeki hastanelere bu hastalar nakledildi. Aslında yangının özellikle yaşlı hastaların kaldığı bölümde çıktığı ifade edildi. An itibariyle orada herhangi bir hastanın kalmadığını da söyleyelim. Az önce de senin de ifade ettiğin gibi şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı bilgisi gelmedi. Bu da elbette ki güzel bir haber. Tabii binanın büyük bir kısmı bu yangından hasar aldı. Özellikle çatı kısımları tamamen yok olmuş durumda. Tamamen bozulmuş durumda bu yangın sebebiyle. Tabii yangına müdahale devam ediyor. İstanbul'un birçok ilçesinden buraya itfaiye araçları gelmiş durumda ve yangını söndürmek için de yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Diğer taraftan aslında havada uçan bir helikopter var. Bu yangın söndürme helikopteri olduğunu görüyoruz. Önemli bir duyuru. Bu yayın kaydı herhangi bir şekilde yayın korsanlığına destek vermemekte ve herhangi bir şekilde terörle bir hiçbir bağlantısı olmamaktadır. Sadece ve sadece arşivleme ve arşivlemeyi öğretme amaçlıdır. LifeView Fly Video 98 FM TV Tuner kartının TRT bandrolü bulunmaktadır. Bu bilgisayarın böyle görünüşü. Bu da Tuner kartı. Tuner kartının üzerinde gerçek bir TRT bandrolü var. Görmüş olduğunuz gibi. Gösterildiği gibi. Bu yayın kaydı telif hakkınızı ihlal ediyorsa hemen yayından kaldırma olmadan kaldırma isteği gönderin ki bilgim olsun. Hepsi bu kadardı. Yayın kaydını izlediğiniz için teşekkürler.